Yoksa siz... Evet anne. Biz dün evlendik. Nana artık benim karım. Ne diyorsun oğlum sen? Böyle öğrenmenizi istemezdik. Demek böyle öğrenmemizi istemezdi. Öyle mi? Nankör. Ay. Evimizi aldık seni. Ekmeğimizi bölüştük. Oğlumun vicdanını sömürüp kandırdın onu, değil mi? Anne. Sakın ha. Sakın. Poyraz, annem haklı değil mi? Yardım dilemek için geldi bu eve. Kazık çaktı kaldı sonra. Meğer başından beri niyeti seninle evlenmekmiş. Yazıklar olsun. Sus yenge. Haddini aşma. Karıma yapılan hakareti bana sayar. Bunu aklınızdan çıkarmayın. Eğer evlendiysek bunun tek sebebi var. Ben sevdiğim kadına evlenme teklifi ettim. O da kabul etti. İşte bu kadar. Şimdi size düşen tek şey, buna saygı gösterip kabullenmek. Thank you.
Gel. Bana bir şey oğlum. Gel anne. Fena oluyor. Anne. Fena. Ana oğlu karşı karşıya getirdim. Aranızı bozdum. Üzgünüm. Çok özür dilerim. Benim yüzümden başına neler geldi. Bizi korumak isterken ailen perişan oldu. Bak bana. Kalbime kimin gireceğine kimse karar veremez. Tamamen içten söylüyorum bunu. Yaşananların benim için gerçekten farkı yok. Ama formalite... Formalite veya değil. Sen karımsın ve seninle böyle konuşamazlar. Bana ne yapacağımı söyleyemezler. Tabii birden görünce yüzükleri şok oldular. Bilmiyorum. Ama yine de o sözler kabul edilemez. Peki. Şimdi ne yapacağız? Gereken neyse onu. Bir yola girdik, devam edeceğiz. Birbirimizin elini tutup bırakmayacağız. Hiçbir şey de duyulmuyor ki. Böyle olmasını istemezdim. Keşke başka yol olsaydı. Demek şimdi bu. Ne demek başka bir yol olsaydı? Tanrı'ya şükür Yusuf burada değildi. Mahvoldu. İlk şok tepkileriydi bunlar. Alışacaktır. Gelin, gel abi gel. Kıyamet koptu. Tebrik edemedim. Kardeşim benim. Sağ ol abi. Tebrikler. Tebrikler güzel kızım. Ailemize hoş geldin. Hayırlı olsun abicim. Nana, tebrik ederim. Annemin yanında bir şey diyemedim ama ben bu habere acayip sevindim. Büyük sürpriz yaptınız bize. Niye bize haber vermediniz? Annemin karşı çıkacağını bildiğim için direkt bu yolu tercih ettim. Söyleyecektik ilk fırsatta ama kısmet böyleymiş. Kısmet. Sonrası daha da güzel olur inşallah. İnşallah bir ömür mutlu olursunuz. Amin. Abi var ya, ben en başından beri sizi çok yakıştırıyordum. Anlamıştım ben bir şeyler olduğunu. Bir başka bakıyordun sen de anaya hep. Teşekkür ederiz, evet. Yakışıyoruz. Bugüne kadar hep Nana'yı gözün gibi korudun, kolladın. Hele o hastanede yatarken. Bir saniye olsun yanından ayrılmadın Nana'nın. Sen en başından beri bir başka bakıyordun yengeme. Anladık Nazlı. Ha, eyvallah. Bırak bunları da annem nasıl?
Toparladı mı biraz? Maalesef iyi değil. Sindirmesi zaman alacak. Büyük şok yaşadı. Kırıldı. Gönlünü almak gerek. Gel. Bunsuz uyuyamıyorum da. Neden kapıyı çalıyorsun hanım? Burası artık senin de odan. Niye öyle garip garip konuşuyorsun benimle? Neden olabilir? Biri duyar diye. Yengem radarlarını açmış, sürekli bizi dinliyor, izliyor. Ama koridorda kimse yoktu zaten. Bir alsaydı, riske atamayız. Hemen bayılıyor muyum senin gibi deliye, hanım canım falan demeye? Deli deme bana. Şimdi ne yapacağız? Dikildik seninle odaya. Sana katlamanın başka yolu yok. Kafayı vurup uyuyacağız. Öyle de ben nerede yatacağım? Sen yatakta, ben de koltukta. Yapıyorsun, çıkarma. Çıkaracağım. Sıcak bastı. Ben üşüme diye demiştim. İşimiz var seninle. Baştan söyleyeyim. Evliyiz tamam da. Evin reisi benim. Hem ne dersem o olur. Öyle onu yapma, bunu etmelere de gelemem. Düşkünümdür özgürlüğüme. Sen bana baksana be. Eğer böyle konuşmaya devam edersen, senden öğrendiğim boks hareketlerini üzerinde uygularım. Tamam tamam. Sakin ol şampiyon. Şaka yaptım. Biliyorum gerginsin bu yeni durumda. Biraz rahatla istedim. Çok fenasın. Yetişin, annem ölüyor. Yetişin Poyraz, Şahin. Anne. Aa. Anne. Oğlum Poyraz. Ah. Buradayım sultanım. Neyin var söyle. Kötüyüm. Kalbim yerinden çıkacak gibi. Başım da dönüyor. Nazlı! Ah. Ne oldu? Hanım fenalaştı. Elim ayağım buz kesti. Nefes alamıyorum. Ne oldu burada? Ya kontrol edeyim dedim kadıncağız üzgündü diye. Ah canım annem benim ya. Poyraz oğlum diye titremeye başladı. Birden nefesi kesildi sonra. Çok korktum. Bir tansiyonuna bakalım. Aa. Acele et Nazlı, hadi. Anacığım, sakın bırakma kendini. Korkma, yanındayım, tamam mı? Ölüyorum oğlum. İyileşeceksin anne. Bak, buradayız hepimiz. Korkma sakın. Oğlum, ölüyorum. Son nefesimi veriyorum. Yalvarırım, beni gözü arkada gönderme. Söyle, boşanacağım de o kadından. Ah. Ah. Bunu yapmaya hakkım yok. Cennet teyze,
bilmeniz gereken bir şey var. Söyle, bitecek mi bu evlilik? Bu evlilik bir an verilmiş delice bir karar değil. Bitmeyecek anne. Bunlara bırakalım artık. Şimdi daha önemli bir şey var. O da sensin Cennet Sultan. Ambulansı arıyorum. Oğlum. Gözüm arkada kalmasın diyorum. Ah başıma gelen. Anacığım deme böyle şeyler. Şimdi sana doktor müdahale edecek. Hiç merak etme. Alo. Annem fenalaştı. Acil ambulans. İstemem. Kapa telefonu. İyiyim ben. İstemez ambulans filan. Anne bir acile gitsek. İyiyim dedim. Yalnız bırakın beni. Biraz hava alsam iyi gelir. Çıkın. Hadi ne bakıyorsunuz çıkın. Eminsin değil mi anacığım? Bak içime sinmez. Siz çıkın ben kalırım. Hadi Şahin. Bir tansiyon hapı vereyim sana ben. Neden susturdun beni? Her şeyi itiraf edecektim. Annen bu kadar kötüyken nasıl saklarız? Ya ona bir şey olursa? Hayır. Nazlı söyledi. Annem numara yapıyormuş. Değerleri normalmiş. Ama neden yapsın ki? Anlamadın mı? Bizi ayırmak için bütün silahları kullanacak. Hastalık da dahil. Takma kafana artık. Hadi uyuyalım. Yardım edeyim. Peki, tut ucundan. Burada rahat edecek misin? Ben ne döşeklerde yattım, bilsen. Bak, 10 numara 5 yıldız yatak oldu. Başımı koyar koymaz uyurum. Koyamazsan, tabii.
Anlaşıldı. Baktın sen. Anlat bari. Dök içini sabaha kadar. Nasıl takmayayım ki? Baksana benim yüzümde neler oldu. Sen bu işi kolay mı sandın? Cendereden cennetin kıymetli oğlunu aldın sen. Yakışıklı, zeki, karizmatik, cesur. İlk taarruzda pes edeceksen olmaz. Bu evlilik bizim. Eşim de evin direği diyeceksin. Yoksa kaparlar kocanın elinden. Demedi deme. Sen direk değil. Kütüksün. Boynik konuşup da delirtme beni. Bak. Bak geliyor yastık. İçim dişimi yiyor burada. Sen dalga geç. İçim dişime çıkıyor. İçim içimi yiyor. Hah. Aynen öyle oluyor. Tamam. Şaka yapıyorum ama bir yanı da doğru. Bu evliliğin gerçekliğini cümle alemine inandıracaksak rolü kaptırmamız lazım kendimize. Yeri geldin mi? Herkese karşı bizi savunman gerek. Duygularını yaptığın seçimin arkasında duyman gerek. Gerçekmiş gibi. Gerçek gibi mi? Peki, ama bu savaşta Canukam üzülürse diye korkuyorum. Orası kolay. Bayılıyor çıraklığa. Veririz yarın Mert'e. Hem eğlenir hem iş öğrenir. İyi olur. İyi olur. Mert'e mesaj atıp haber vereyim. Hadi sen de yat artık. İçin içini yemesin. İçin rahat olsun. Her şey düzelir. İyi geceler. İyi geceler.
Günaydın aslan yavrusu. Hep böyle heybetli mi uyanırsın sabahları? Unuttum ben seni. Evleneli bir gün oldu. Kocanı mı unuttun sen? Hayır, unutulacak insan olsam neyse ama... Bak, öyle konuşma dedim ama... Bu konuda dalga geçmeni yasaklıyorum. Edep yahu biraz. Ne yapıyorsun hanım? Ben bu saatte kalkar mı gelin dedin? Erken kalkıp kahvaltı masası kurar. Kocasının kıyafetlerini hazırlar. İşine uğurlar, ardından hayır duaları eder. Yok, ben hayır duası değil. Senin son duanı edeceğim. Az kaldı. Sen beni sıraçlı mı sandın? Sapanla mı vuracaksın? Yok öyle sarın kesir. Karısından daha kedi delirtmem ben. Görürsün sen. Yapma dedim, kötü olacak. Sen kaçın, gel buraya. Ay ne bu böyle sabah sabah? Utanmazlar. Ay tövbe tövbe. Aile evinde ne bu rahatlık canım. Ay bir de benimkine bak. Uyuyor horul horul. Hoş, uyansa ne olacak da? Bunlar da rol mü yapıyor, gerçek mi belli değil. Neyse, anlarız bugün. Benden kaçmaz. Sen bu kadar ağır mı hazırlanırsın hep? Kahvaltı yerine öğle yemeği yiyeceğiz neredeyse. Aslında pek aç değilim. Gelmeyeyim ben. İyi. Kal burada. Hiç çıkma. Ben yemeklerini getiririm. Kimseyle karşılaşmamış olursun. Ne dersin? Yapar mısın bunu? Yapmam. Ne dedim sana? Gerçek bir evlilikmiş gibi davranacağız. Başka yolu yok. Şimdi aşağı ineceğiz ve yeni evli çiftler nasıl davranıyorsa öyle davranacağız. Günaydın. Oo, çiçeği burnunda çiftimiz gelmiş. Günaydın. Günaydın. Nasılsın Cennet Sultan? Daha toparlanmış gördüm seni. İyisin maşallah. Toparlanmadım. Yanlış görmüşsün. İyi olacaksınız inşallah Cennet teyze. Teyze değil.
anne diyeceksin. Artık senin de annen. Sizin oralarda nasıl bilmem. Ama bizim adetler böyledir. Başım tuttu benim yine. Soldan soldan vuruyor. İştahım da kaçtı. Size afiyet olsun. Benim de kaçtı vallahi. Nedense doydum birden. Ben senin ilaçlarını getireyim anneciğim. Masadan başka kimse kalkmayacaksa hadi afiyet olsun o zaman. Hanım, hangisinden istersin? Ne çekiyor canım? Domates, salata. Hanımmış, babası kılıklı. Bak peynir. Benim pek iştahım yok. Ama çok sağ ol. Poyraz'cığım. Hadi hadi, bu tabak bitecek. Rahmetli babaannem tataniga derdi çok zayıf kızlara. Sen de öylesin. Ama olmaz. Kilo aldıracağım sana. Poyraz karısına iyi bakmıyor dedirtmem. Yalnız seninle bana bir çay koysana zahmet. Tabii bey. Neden güldün? Yanlış mı dedim? Pazarda teyzeler hep benim bey diye konuşuyordu. Yok, doğru dedin. Güzel, böyle devam. Bey biraz eski moda da abim ona güldü. Abin gülmek için hiç fırsatı kaçırmıyor. Ömrüm boyunca yüzün gülsün diye. Anladım ben seni hanım. Amin. Bir ömür yüzünüz gülsün inşallah. Kaçmıyor musunuz bir yerlere balayı falan yok mu? Ya subhanallah. Yok abi buralardayız. Ay Allah razı olsun canım gelinim. Cansel, halılar yıkanacak bugün. Söyle yeni gelin hanıma yardım edecek bize. Öyle yüklü halinle ayağını suya sokmasa. Benim de durumum malum. Yok Cennet Sultan. Evlendiğimizin ertesi günü karıma iş yaptırmam. Eksiklerimiz var. Alışveriş yapacağız bugün. Azli bir suçlu gelecek. Bu Akkoşlar davasından da aranıyormuş. Hani gitmedin belki görmek istersiniz diye. Geldim gidiyorum. Hala bana iş yaptırmanın derdindesin İbo'ya. Neyse
Tamam hadi gidelim. Hadi gidelim komiser. Hani adam nerede İbo? Adam şey... Az sonra gelir komiserim. Bir de şey vardı komiserim. Şey... Ne İbo? Şey... Ne oğlum ne? Ne? Ha amirim şey vardı. Parmaklarda biraz çürüme varmış da... amirim dedi sizin yazılı emrinizin olması gerekiyormuş bakım yapılması için. Gelmişken hazır baksanız şu oturduğum şehirde de çürüme varmış biraz. Şu. Bir bakabilir misiniz gelmişken komiserim? Hani neresi çürümüş İbo? Neresi çürümüş İbo? Hani nerede? Neresi çürümüş ya? Ha? Ya giderek başıma icat çıkartmayın beni. Ne yapıyorsun oğlum sen? Manyak mısın İbo? Şaka mı bu? Aç şunu. Açsana İbo. Olmaz komiserim. Nasıl olmaz? Olmaz. Çünkü... bizim hikayemiz burada başladı komiserim. Sizi sırttan Ercan olarak buraya atmıştık. Hatırladınız mı? Hepimizin ağzı açık kalmıştı. Teslim olun. Sırtlan Ercan buraya kadarmış. At o silahına. Mola verelim biraz. O zaman. Vay vay vay. Demek beni yakalayan müthiş ekip sizsiniz. Vallahi bakanlık ödül vermez size. Koskoca Sırtlan Ercan'ı paketlediniz ya. Kara aç kapıyı. Hay Allah razı olsun senden. Vay devrem. Kaç yıl oldu ya görüşmeyeli. Arkadaşlar tanıştırayım. Emniyetin efsane şahsiyetlerinden Ferit. Son operasyonda son ihbarı yapan muhbir kendisiymiş. Şimdi de gitmenizi istemez komiserim. Yemeden içmeden kesildim. Günlerdir içime atıyorum. Hadi Ayşe komiser gitti. Ama siz biraz daha kalksanız. En azından bir iki ay. Bizi alıştıra alıştıra bıraksanız. Olmaz mı? Dellendin mi oğlum sen? Bütün planlar yapıldı. Ben ailemin yanına gideceğim. Hadi aç şunu İbo. Olmaz komiserim. Ne demek olmaz İbo? İşi ciddiye bindirme. Kızacağım, vallahi kızacağım bak. Hah Kara. Senin bu kocan delirmiş. İki saat sonrasına biletim var diyorum. Açmıyor kapıyı. Sen akıllı bir insansın. Açar mısın şu kapıyı? Bence eşim doğru karar vermiş komiserim. İyi ki geldin. İyi ki seni tanıdık. Hepimizin hayatına dokundun. Yüzümüzü güldürdün. Yeri geldi arkadaşımız, yeri geldi abimiz oldun. Biz senin gitmeni istemiyoruz ki. Ne oluyor burada? Amirim çocuklar çıldırdı. Trenim kaçmak üzere.
Senin gibi başarılı bir komiserden ayrılmak benim için de zor. Acaba biraz daha mı kalsan ha? Hem bazı dosyalar vardı, beraber konuşurduk. Hayda. Amirim sen de mi ya? Hadi çocuklar yeter bu kadar, açın. Hadi İbo. Hadi arkadaşlar hadi. Ağlatmayın beni ya. Gülerek geldim. Ağlayarak gitmeyeyim. Eskişehir şurası zaten. Sık sık gelir gideriz. Komiserim, ben herkesle vedalaştım. Dışarıda bekliyorum seni. Eyvallah. Amirim. Kirpi. Özleyeceğim lan bu saçları. İbo. Fazla mürüm yeme ha. Karar. Film gibi zamanlar yaşamışız hep beraber. Sizi kalbimin içine hapsettim. Çıkamazsınız hiçbir yere. Tamam. Sanırım senin odanı taşımak zorunda mıyız? Zorundayız biliyorsun. Artık anca beraber, kanca beraber hanım. Deme şunu. Bu odada bizi kimse duymaz ki. Numara yapmamıza gerek yok. Yine de dikkatli olalım. Tamam. Kimin ki bu? Benim eski telefonum. Vay vay vay. Yengeme bak sen. Ses kaydı çalışıyor. Konuştuklarımızı kaydediyor. Gel. Konuşsunlar da öğreniriz işin aslını. Yenge. Ne yaptığını sanıyorsun sen? Ne oldu Poyraz? Eski telefonunu Yusuf'un odasında buldum. Hem de ses kaydı çalışır halde. Sen bunu nasıl cesaret edersin ha? Bunu nasıl yaparsın? Yaptım evet. Çünkü bu evlilik gerçek mi değil mi öğrenmek istedim. İnanmıyorum ben size. Pat diye evlendiniz. Sen anneni karşına alacak, üzecek bir insan değildin Poyraz. Ben de annem için yaptım. Gerçeği öğreniriz diye. Neden şaşırıyorsunuz evlendiğimize? Çok mu imkansız birbirimizi sevmemiz? Ben bu kızı sevmeyeceğim de kimi seveceğim? Onun kadar güzel, merhametli, cesur, iyi kalpli, fedakar birine kolay mı vurulmamak? Bir daha sakın beni denemeye kalkmayın. Şüpheniz olmasın. Karım benim kalbimin tek sahibi. Ölene kadar da öyle kalacak.
Sana bunu vermeye fırsatım olmadı. Şimdi tam zaman. Kolyeye gözün her değdiğinde hatırla. Kalbinde asla senden başka kimse olmayacak. Sen benim helalimsin. Her şey düdüğünüz işte. Bir daha sakın. Sakın bizi denemeye kalkmayın. Uyuturdun o lafları oyuncu gibi. Seni tanımazsam? Arz et karşında bu deli değil de sevdiğin, deli gibi aşık olduğun kız var. Dedim kendime. İyi oynadım değil mi?
Peki bu? Mecbur. Adettendir. Hediyesiz olmaz. Yüz görümlüğü say. Yüz görmek mi? Damat gelinin duvağını kaldırmadan önce hediye verir. O yani. Neyse. Masa inandılar değil mi? Ben senin gibi oynayamam ama. Öyle bakamam sana. Kusura bakma. Merak etme. Ben ikimizin yerini de oynarım.